bir Venedik turu başlasın. Yani fiyat performans bile değildi, sınırın altındaydı. Dikkat edin, çarpacan çarpacan. Amsterdam'la Roma'yı birbirine katmışlar böyle bir. Evet, kesinlikle haklısın. Ölüm karmayı da demirmeyin. Muranolar. Kocam hatırlar, zehir gibi hafıza. Mekanlar aradığımız için. Ayrıldık, ayrıldık bak. Sen Marco'nun daha ayrıldık. Venedik'e hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğunuz? Uyuyarak. Yaklaşık 3,5 saattir uyuyorum. Tamam biz. Bir çılgınlık yapıp Venedik'e geldik. Kaç saat sürdü yolculuk? Normalde hızlı trenle 2,5 saatmiş. Fakat o bizim aldığımız biletin 2 katı olduğu için biz ekstra 1500 lira vermemek adına 3,5 saatte geldik. Saatte. O zaman değil. Bir Venedik turu başlasın. Hadi bakalım. Evet. Trenimizden indik. Venedik'imize geldik. Nasıl sahiplendim hemen Venedik'imiz. Bir uyumuşum. 3 saattir falan uyuyorum. Neyse. Bakalım. Bir güne Venedik sığar dediler. Trenle gider gelin dedik. Geldik. Geldik mi Venedik'e? Ama trenden çıkıp direkt şehrin içine girmek muazzam bir şey oldu ya. Evet, şaka gibi hiç alakasız bir yerden çıkıyorsunuz ve karşınıza Venedik. Güzel. Size göstereyim. O zaman 8 saatimiz var. Akşam 8 trenine bilet aldık. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Kutsal 8 saatin çok geleceğini, ben size ucu ucuna yeteceğini düşünüyorum. Günün sonunda göreceğiz. Hadi başlayalım. Bugün de burası öyle. Biz aslında Venedik'e gider miyiz gitmez miyiz belli değildi. Hava durumu da full yağışlı, fırtınalı görünüyordu. Sonra hava durumunun bugün 20 derece olduğunu burada görünce dedim ki biz Venedik'e gidelim. O yüzden buraya geldik. Bence iyi de gelmişiz. Yani girer girmez daha gardan iner inmez bir aurası var. Hemen zaten içine giriyorsunuz. O yüzden keyifli olacağı benziyor. Hava da güzel. Şöyle bir aperitivolar falan oturup bir bira içer miyiz? Her yerde emlak piyasasına bir göz atıyoruz. Buraya da atalım. Bunlar satılık mı kiralık mı? Yani 700 bin euroya tabii ki. 400 bin eurolar. Evet, en pahalısı 1 milyon var şurada. Daha az da yok. 200'e 1 milyon arası.
Şöyle Bar Rosa diye bir yere oturduk. Gel daha bir 5-10 dakika oldu olmadı. Çok aç olduğumuz için. Sadece hap. Tamam, böyle bir meydan. Güneş de vardı, oturduk. Yani mantıklı o ya. Ben de sadece hafta sonunda bir margarita. Bir arada hafta sonu kullanıyorum sandalyeleri. Bir de makarna söyledik, böyle soslu. Az önce Rosa diye bir yerde yemek yedik. Kötüydü. Biz çok aç olduğumuz için hemen bulduğumuz bir yere, güneşli meydan falan diye oturduk. Yani fiyat performans bile değildi, sınırın altındaydı. Neyse, yedik, kalktık. Ama güzel. Çıkınız. Devam edelim. San Marco meydanına doğru gidiyoruz. Orada güzel kafeler varmış. İyi bir kahve içeriz orada belki. Bakalım. Ne güzel evler değil mi? Bütün evlerin farklı renkli boyanması çok güzel olmamış mı? Evet. Hep sıcak tonlar birbirine yakın. Sarılar, turuncular, yeşiller. Abi İtalyan renkleri işte bunlar. Roma'daki renklerde şu sarı gibiydi ya, böyle sarı. Turuncu. Evet. Gel şuraya çıkalım. Trafik var. Sırayla, sırayla gençler. Dikkat edin. Çarpacaksın, çarpacaksın. Oğlum sürttün lan. Böyle her kapıda güzel kapı toprakları var. Nedir ilk Venedik intibanız? Roma'da aldığım hazı burada alıyorum şu anda. Gerçekten ben de alıyorum ve hatta bir tık fazlası bile olabilir. Çünkü burada böyle bir kanal havası falan. Evet. Amsterdam'da Roma'yı birbirine katmışlar. Böyle bir evet, kesinlikle haklısın. Biz Amsterdam ve Roma'yı çok seviyoruz. İkisinin kombini. Karışımı işte. Güzel. Çok iyi görünüyor. Kesinlikle bunlardan denemeliyiz. Sokak lezzetlerinde bugün Venedik. Ya az önce yediğimiz yerde hiç mutlu olmadık. Ben zaten yiyemedim gibi bir şey oldu. İki dilim pizza yedim, yemedim. Kuşlar yedi zaten. Kuşlara verdim. Şimdi sokak üstünde... Of, bütün ara sokaklar o kadar güzel ki tam ben kapı dev doğru. Gerçi bunlar dev doğru değil. Neyse, pizza bulduk. Bir yerde hemen şurada. Of çok güzel. Merhaba, nasıl? Böyle bir karbonhidrat yemedim ben. karbonhidrat oldu diyorsun. Gerçekten. Dur sana şöyle kanala karşı pizza yerken. Gel sana da vereyim. Görmedim. İngredi bile. Ben yiyeceğim, o zaman bekle. Evet, nedir düşünceleriniz? Yaklaşık 15 gündür eliminasyon gibi bir şey yapıyordum. Böyle karbonhidrat, akşam yememe falan gibi. Bozduğuma değdi mi? Değmiş olmalı. Ha? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Ya az önce oturduğumuz yer Hüsran'dı ama... Sokakta bulduğumuz şu lezzet çok iyi ya. Neydi mekanın adı? Dur, şu içi peçete yazıyordu. Çektim ben onu. Çektin mi? Evet. Neymiş? Mayer. Venezia. Mayer Venezia. Aynen. Neyse, hadi afiyet olsun.
Görüşürüz başka bir yemek noktasında. Hadi bay. Maske alır mıyız? Neydi maskenin hikayesi? Ya zamanında geliyor efsane. Bir salgın olmuş İtalya'da. Salgında suratlarını göstermemek için falan kullanıyorlarmış. Ha, cüzdan gibi bir şey mi? Gibi. Yani o yüzündeki yaraları saklıyormuş falan. Çok güzel meydan varmış burada. İnsan her yerde oturası geliyor. Bir markete girdik su alalım diye ama benim dikkatimi çekene bakın. Makarnalar. Makarnalar. Şu güzel gibi. Gözü doymayanlar da bugün. Ama çok güzel gözüküyorlar ya. Vallahi şunu da alabiliriz ama çok büyük. Şunu beğendim. Bir de bunu mu alsak ki? Bakalım. Ranolar. Walter White mı bu? Geçmişi var mı? Geçmişini bilmiyorum. Geçmişi var mı dediği şey bu Rialto Köprüsü. Ponte di Rialto. Ponte Köprüsü. Marco Meydanı'na doğru yürüyoruz. Bu Rialto. Meşhur Rialto Köprüsü'nün oraya geldik. Örümcek Adam filminde dövüş sahnesi burada çekilmişti. Bu burası mıydı o? Evet. Ben hatırlamıyorum ama kocam hatırlar. Zehir gibi hafıza. Attım hafızaya. Beyin bedava. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Güzel. İlerliyoruz bakalım. Şimdi burası köprünün arka tarafı, çarşıların olduğu yer. Aslında şu an köprünün üstündeyiz. Doğru. Köprünün sağında ve solunda dükkanlar falan koymuşlar. Ne? Eski duymuyoruz seni. Eski çağlarda zamanında buradaki dükkanlar. Bildiğin kasap, bakkal, çakkal falan varmış eskiden. Her yerde maskeler var. Eski buranın simgesi. Şurası daha az kalabalık. Kim? Bunu beğendim gibi. Şu da güzel ama bir de buna da bakalım. Do you have this one for us? This book? No, only one. I want. You can make some discount for us. This book? Kırmızı da güzel biliyor musun? Şey maske gibi oldu Joker. Kırmızı. Olabilir, kırmızı da olabilir. Sonunda bir saat yürüdükten sonra San Marco Meydanı'na gelebildik mi? Geldik. Ya tabii normalde 25-30 dakikalık yol ama biz tabii çok turistiz çünkü biz. Her yerde magnetlere bakıp
Maskelere bakıp çok yaşa. Sen de gör. Wow. Çok iyi. Bu ne? İnanamıyorum. Ya bu nasıl bir sanat? Yani biz hiç araştırmadan geldik değil mi buraya? Yani neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Arkana bakar mısın? Bir saattir San Marco Meydanı arıyoruz. Aramıyoruz aslında, oyalana oyalana yürüdüğümüz için 25 dakikalık yolu. İnanılmaz. Yani şuna bakar mısınız? San Marco'nun asıl meydanı şu cami diyecektim ya. Cami. Hadi direkt orası. Oraya doğru gideceğiz. Ama şuna hayran kaldım ya. San Marco Bazilikası. Şu karşısında San Marco Meydanı. Bakar mısınız şuna ya? İnanılmaz. Yani biz günübirlik geldik, o yüzden bu sırayı bekleyip muhtemelen içeri giremeyeceğiz. İçeri giremeyiz bugün. Ama yani dışarısının bile ihtişamı inanılmaz ya. Bak bak şu tepedeki yerlere bak. Osmanlı anidat şeyleri görüyor musun? Burası San Marco Meydanı. Şu San Marco Bazilikası diyebilirsem inşallah. Burası San Giorgio. San Giorgio. Kimsesi. Ama şu an oraya gidemeyiz. Burada hediyelik eşyacılar var. Biraz onlara bakalım. Ya bir maske bakmak istiyoruz ama magnet falan. 20'den başlıyor. Bakalım. Birazdan Harry Potter gibi bir duvardan içeri girecekmişiz gibi birisi var. San Marco Meydanı'ndan ayrıldı. Çok geniş bir alandı. Biz daha küçük mekanlar aradığımız için. Ayrıldık bak. San Marco Meydanı'ndan ayrıldık. Döndük dolandık yine San Marco'ya geldik. Tam bir San Marco Meydanı'ndan ayrıldık derken tekrar San Marco'ya geri dönüşümüz. Ama en azından başlangıç noktasına geldik. Biz bu tarafa gitmiştik. Şimdi geri bu tarafa dönüp. Labirent gibi döndük, dolandık. Ne köprüsü? Biatra köprüsü müydü? Riot köprüsü. Riot köprüsü müydü? O köprünün orada çok güzel kanalın başında mekanlar vardı. Oraya dönmek istiyoruz. Orada oturup bir kahve, bir şey içeceğiz. Bir maske ve magnet aldık. Adettendir. Maske burası için meşhur. Bir de her yerde Murano var. Bir de Burana ve Murano adaları varmış. Burana adasına gitmeyi istedik. Rengarenk evler varmış orada kanal başlarında falan. Fakat oraya gidemedik çünkü en erken 45 dakika sonra tekne var ve bir saat sürüyormuş. Dönüşte yokmuş galiba. O yüzden bizim günübirlik videomuza sığmadı. Videoyu kapat dendi, kapatıyorum.
Artık akşam oldu ve trene yetişmeden önce son demlemeler. San Polo diye bir yere oturduk. Müthiş bir makarnası ve mükemmeldi. Kalamar inanılmazdı ya. Ya biz bu kalamarı bir Akçay'da bir de Kaş'ta yedik. İstanbul'da zaten bulamadık. Burası çok iyi. Yani aklımıza gelmezdi Venedik'te böyle bir kalamar. Yan masaya geldik. Kokusu ve görüntüsü çok iyiydi. Dedim iyi bu. Söyledik ve çok iyiydi. Bir gezdim. Şöyle bir tur attım. Pesto'lu gnocchi gördüm. Bunun için gezmiştim zaten. Çok iyiydi. Gnocchi'yi söyledim. Ev yapımı şaraplarını söyledik. O da iyiydi. Güzeldi. Şimdi çeyiz bir koşu koşu buraya geldik. Karşıda. 15 dakikamız var. 15 dakikamız var. Hemen şurada bir büfe bulduk. Bir hızlı bir bira sonra trendeyiz. Aynen, günü kapatıyoruz artık. Evet. Muhtemelen otelde de görüşürüz ama görüşemezsek yarın için tekrar haberleşiriz. Yarın Milano'dayız tekrar. Evet, yarın Milano'dayız. Görüşmek üzere. See you. Attım hafızaya. Beyin bedava. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava.